Fiat'ın yeni sedan modeli Egea, bugünkü test konuğumuz. Markayı C segmentinde temsil edecek olan modeli geliştirmek için 1 milyar dolar yatırım yapılmış. İsim babaları Ege Denizi'nin İngilizcesinden esinlenmiş. Mühendisin 3 yıl süren emeğiyle geliştirilen aracın %70'inde Türk mühendisler görev almış. Araç 40'tan fazla ülkede satılacak. Türkiye'de ise 5 yıl 100 bin kilometre garantiye sahip olacak. Fiat Egea, genel anlamda şık bir otomobil. Ön bölümde eğimli motor kaputu sayesinde sportif bir burun ortaya çıkmış. Farlar ince tasarlanırken, aradaki radyatör ızgarası ve üzerindeki krom aksesuarlar dikkat çekiyor. Bu arada araçta merceksiz far kullanılmış olması, görselliğe önem verenler tarafından eleştirilecektir. Egea, doğrudan sedan olması için tasarlanmış, yani hatchback formdan dönüştürülmemiş bir otomobil. Bu sebeple yandan incelediğimizde orantılı bir tasarıma sahip. Tavan arkaya doğru hafifçe alçalıyor. Motor kaputu bagaj kapağından daha uzun. Egea, 4532 mm'lik bir uzunluğa sahip. Aks aralığı ise 2636 mm. Bu değerler sınıf ortalamalarında yer alıyor. Aracın arka kısmı da şık görünüyor. Çengel formlu stoplar sıra dışı görünürken, kullanılan krom aksesuarla arka bölüm daha elit duruyor. Egea, 520 litre bagaj hacmine sahip. Bagaj kapağının tamponun yarısına kadar uzanıyor olması, yükleme yapmayı kolaylaştırıyor. Fiat Egea'nın iç mekanı, markanın pek çok modelinden alınan parçalarla geliştirilmiş. Direksiyon 500X, havalandırma kumandaları ise 500L modelinden devşirilmiş. Kokpitin üst kısmında yumuşak malzeme kullanılırken, aşağıya doğru plastik sert bir hale bürünüyor. Ancak genel anlamda kullanılan malzemeler yeterli kaliteyi sunuyor. Aracın orta konsolunun en üstünde 5 inçlik bir ekran yer alıyor. Tüm Fiat modellerinde gördüğümüz bu ekran ve sistem U-Connect ismine sahip. Dokunma hassasiyeti iyi olan ekranın yetenekleri de tatmin edici. Üst donanımla birlikte TomTom navigasyon sunuluyor. Fiat Egea, sedan olarak tasarlandığından, sınıf standartlarında bir uzunluğa sahip olmasına karşın, iç mekan genişliğinde rakiplerine gözdağı veriyor. Önde ve arkada sunulan diz mesafesi iyi. Arkada, baş mesafesi konusunda da sorun yaşanmıyor. İç mekanda, hacmi 12 litreyi bulan saklama alanları bulunuyor. Fiat Egea Türkiye'de 1.4 litre atmosferik benzinli, 1.3 litre ve 1.6 litre dizel motorlarla satılıyor. 2016 yılı başında seriye 1.6 litre 110 beygirlik benzinli bir motor katılacak. Benzinli 1.6 litrelik motorda tam otomatik bir şanzıman kullanılacak. Yılın ikinci yarısında ise dizel 1.6 litrelik motorda DCT ismi verilen çift kavramalı otomatikleştirilmiş şanzıman görev yapmaya başlayacak. Müzik
biz 1.3 ve 1.6 litrelik dizel versiyonları test etme imkanı bulduk. 1.3 litrelik motor 95 beygir güç, 200 Nm tork üretiyor. Motorun alt devirleri cansız. Bu motorla yakaladığımız ortalama tüketim değeri ise 5.3 litre oldu. Test ettiğimiz diğer motorsa 1.6 litrelik dizel üniteydi. Bu motor 120 beygir güç, 320 Nm tork üretiyor. Bu motorun da alt devirlerinde ufak bir cansızlık var, ancak sonrasında aracı çok iyi hızlandırdığını söylemeliyiz. Bu motorla yakaladığımız ortalama tüketim değeri ise 6.5 litre oldu. Fiat Egea'nın süspansiyon sistemi yeterli konforu sunuyor. Fakat bozuk zeminlerde içeride titreşimleri hissetmek zor değil. Aracın yol tutuşu ise Linea'yı hatırlayanlar için devrim niteliğinde. Öncelikle araç çok yatmıyor. Direksiyon sistemi Linea'dan daha bilgilendirici ama yine de hissiz kalıyor. Araç çok zorlandığında belirgin şekilde viraj dışına açılma eğiliminde. ESP sistemi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Fiat yıllardır gerçekte rakiplerinden bir segment aşağıda olan Linea ile kompakt sedan sınıfından pay almaya çalışmıştı. Şimdi bu segmentin gerçek oyuncusuyla karşımızda. İsmi kadar güzel olan Egea, fiyatlaması ve donanımlarıyla iddialı bir otomobil. Filo satışlarında çok talep göreceği kesin. Ancak onu gerçek kişilerde alacak mı? Bunu zaman gösterecek. Keyifli sürüşler.